18. yüzyılda Londralı tahta oymacı John Spilsbury'nin yaptığı ve dünyanın ilk yapbozu olarak kabul edilen yapboz birleştirildiğinde hangisini oluşturuyordu? A. Kralın portresi. B. Dünya haritası. C. Yaşadığı evin resmi. John Spilsbury ismini ilk kez duyuyorum. Aslında çok jenerik bir İngiliz ismi gibi duruyor ama şıklar üzerinde düşündüğümde yaşadığı evin resmini yapmış olabilir ama bilmiyorum, bana bir amaç için yapılmış gibi gelmedi pek. Öyle bir şeyse eğer, ama tabii sanat olduğu için yine olabilir, bilemiyorum. Dünya haritası yapması sanıyorum daha kolay olurdu şey olarak. Kralın portresi de yapılabilir. Krala sunulabilir hediye olarak ama şimdi düşündüğümde biraz saçma ve basit gelebilir ama krala kendi yüzünü, portresini sunup onun parçalarını çıkartmak krala pek hani iyi bir hediye gibi durmuyor bence, bilemedim ama A olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Kralın portresi mantıksız geliyor. Böyle yapanın hayatını tehlikeye atabilecek bir şey gibi geldi bana şu an. Krala bağlı tabii biraz da. Joker hakkımı kullanmıştım. Maalesef. Ama kırmızı butonu dilerseniz kullanabilirsiniz. 15 bin lira kazanmıştınız bir önceki üçlemede. Yani yarısı 7500 lirayla ayrılabilirsiniz. Ben buraya gelirken aslında kırmızı butona basmamayı düşünerek geldim. Çünkü zaten işler iyice zorlaştığında çekilmem daha mantıklı olur. Yani devam etmemem, tamam demem daha mantıklı olur diye düşünmüştüm gelirken. Kırmızı butona basmak biraz da yenilgiyi kabul etmek gibi geliyor bana. Yani şansımı zorlamalıyım bence diye düşünüyorum en azından şu an için. Zaten düşündüğümde yani soruyu okurken de dünya haritası daha mantıklı geldi bana açıkçası. Bir amaca yani işlevsel olarak düşündüğümüzde, ki 18. yüzyılda da Londra'da daha çok böyle hani pozitivist şeyler, esintiler esiyor mu desem bilemedim. Yani yarar sağlayacak bir şey yapmaları daha mantıklı gibi geliyor bana. Ben B olduğunu düşünüyorum. B şıkkını onaylıyor musunuz? B dünya haritası onaylıyorum. Bakalım B şıkkı yani dünya haritası cevabı size 50 bin lira kazandıracak.